Herkese merhabalar, iyi haftalar diliyorum efendim. Herkese umarım işte bereketli, hayırlı, neşeli, herkesin gönlüne göre iyi bir, hayırlı bir hafta olur. Şimdi tabii hafta sonu önemli bir düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bundan bahsedeceğim size çünkü hepimizi yakından ilgilendiriyor. Hani isteyin ya da istemeyin bunları öğrenmek, duymak, bilmek zorundasınız. Çok tabii ki hani böyle konuşunca keyifli konular değil çünkü işin detayına girmek gerekiyor detayına girince de bunlar tabii aslında can sıkıcı gibi hani dinlemek istemiyor insan ama eğer İstanbul'da yaşıyorsanız özellikle ya da bulunduğunuz kentteki Türkiye'nin büyük bir kısmı deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Depremle her gün yüz yüzeyiz. Böyle deprem gibi bir ciddi bir gerçeğimiz varken efendime söyleyeyim kentsel dönüşümü kulak arkası yapmamız imkansız bir şekilde yüzleşmemiz gerekiyor. Hele de böyle eviniz kötüyse işte eski bir evse mutlaka yenilenmesi gerekiyorsa işte bu yeni yapılan düzenlemeyi sizin de bilmeniz lazım. Bizim bu kentsel dönüşüm olarak halk arasında ve sizlerle işte böyle konuşuyoruz, kısaca kentsel dönüşüm diyoruz. Tabii ki bu yasanın adı var. Bu yasa 6306 sayılı afet riski altındaki alanların, binaların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Şimdi bu kanun biliyorsunuz 2012 yılından bu yana yürürlükte ve uygulanıyor. Uygulama yönetmelikleri var şimdi aksiyan tarafları vardı. Hep gündeme geliyordu, konuşuluyordu. Bu sene içerisinde de işte Sayın Bakan açıklama yapmıştı bununla ilgili yapılacak düzenlemelerle alakalı. Hatta bazı iyileştirmeler de yapılmıştı sene başında müteahhitlerle alakalı olarak. Ee, ama ee, yani hani yaşadığımız bu 2012'den bu yana işte birçok mağduriyeti de aslında sona erdirmedi. Yani aksayan tarafları var. Açıkçası e, biz de biliyorsunuz işte kanunlar yürüye girdikten sonra e, biraz hani kervan yolda dizilir hesabı aksayan taraflarını gidermeye çalışıyoruz. Hemen uzatmayayım. Kısa kes Satıcı hemen anlat diyorsunuz ne oldu ne bitti. Şimdi Bizim yaşadığımız mağduriyetlerden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi müteahhitlerle alakalıydı biliyorsunuz. İşte müteahhit ne yapıyordu? Geliyordu hak sahipleriyle yani binası yıkılacak da binası yıkılacak yerde oturan insanlarla bir anlaşma yapıyor. Du ve bu anlaşmayı yaptıktan sonra binayı yapıyordu ya da yapmıyordu ama anlaşma onun elinde oluyordu. Dolayısıyla da hani biraz ipleri eline almış oluyordu anlaşmayı yaptıktan sonra. Ee, hani bunun çok örneği var. Mesela Fikirtepe en büyük örneklerden bir tanesidir. Hepimizin gözü önünde durur bu Fikirtepe örneği. E ee, anlaşmayı yaptıktan sonra hiç işe başlamayabiliyor. Seneler geçiyor üzerinden veya e, anlaşma yaptıktan sonra işe başlıyor ama o kadar ağır gidiyor ki bir türlü o inşaat bitemiyor falan durumları da oluyordu. Ee, şimdi işte bunların hepsine bir düzenleme geldi yani yapılan düzenleme ile niye yapıldı? İşte bunların hepsinin sona erdirilmesi amaçlanıyor. Yani kentsel dönüşüm biraz daha hızlı gitmesi, hızlı ilerlemesi, mağduriyetleri özellikle hak sahipleri nezdinde sona erdirebilmek için, yarım kalmış inşaat bırakmamak için böyle bir düzenleme yapıldı. Şimdi bu düzenlemenin içerisinde bir kere herkes bundan sonra kentsel dönüşüm müteahhidi olamayacak. Yani sizin kentsel dönüşümle alakalı bir müteahhidin o inşaatı yapamadığınız bilmesi için yeterliliğin olması lazım. İşte finans gücünün olması gerekiyor ve bunu da ispatlaması lazım. Yani bir yetki belgesi mutlaka aranacak ee, müteahhit eğer o kentsel dönüşüm projesine giriyorsa herkes bir kere bu inşaatı, kentsel dönüşüm projesini yapamayacak. Bu bir. İkincisi e, diyelim ki müteahhit geldi, işte sizlerle anlaştı kentsel dönüşümdeki o binayla ile anlaştı ama bir türlü inşaata başlayamadı ve bir yıllık zaman geçti üzerinden ama bir türlü inşaat başlamadı. Veya başladı ama herhangi bir ilerleme yok ve 6 ay geçti ve üzerinde herhangi bir ilerleme hiçbir şey yok. İşte bu durumda en önemli düzenlemenin en önemli kısmı bu bence. İşte bu durumda hak sahipleri bir araya gelip 3'te 2 çoğunlukla karar alıp eee fes edebiliyorlar. Yaptıkları, müteahhitle yaptıkları anlaşmayı fes edebiliyorlar. Böyle bir imkan tanıyor şimdi bu düzenleme. Şimdi tabii diyeceksiniz ki zaten hani işini yapmayan müteahhiti biz hani avukata veriyorduk ya da hukuksal süreç başlatıyorduk. Evet doğru. Ee, ama bu neydi? Zaman alan bir süreçti. İnsanların psikolojisini bozuyordu, sonuçlanması zaman alıyordu vesaire vesaire. Çok hani kolay değildi. Ama şimdi işte bu bir yıllık ve altı aylık süreçler e, şey yaptığı zaman, e, neticelendiği zaman ve gerçekten fesih yetkisini e, kat malikleri doğru anlamda kullanıyorlarsa ve komisyon da bunu kabul ediyorsa resen yani müteahhide 30 günlük zaman verilecek daha doğrusu önce onu söyleyelim. Müteahhide 30 günlük zaman verilecek ve 30 günlük süre zarfında müteahhit inşaatına başlamaz ve gerekli e, şeyleri yerine getirmez ise otomatikman yapılan kat karşılığı sözleşme resen ortadan kalkmış olacak Evet aynen öyle yani sizin kalkıp da işte bir avukata gideyim danışayım işte e, gideyim hukuksal süreç başlatayım işte acaba e, ne zaman neticelenir neticelenmez mi Hani bu yıpratıcı süreç aslında yapılan bu düzenleme ile ortadan kalkmış oluyor. Çünkü siz tek taraflı fesih yetkisi kullandığınız zaman ee, tabii ki bunu işte kurulacak bir komisyona bildireceksiniz. Bu komisyon bakacak buna. Evet hakikaten haklısınız. İşte o zaman size tek taraflı fesih yetkisi verecek ve resen yapılan o kat karşılığı anlaşma ortadan kalkmış olacak. Ve tapuya bildirilecek bu işte arsanızın üzerine ya da işte inşaat hangi aşamadaysa herhangi bir aşaması da yoktur çünkü en başta fesih yetkisi olduğunda daha yeni olduğu için üzerinde işte tapuda konulan şehirlerde kaldırılmış otomatikman olacak. En önemli düzenlemenin en önemli kısmı bence bu. Önce bunu söylemek istedim. Onun dışında tabii ki en önemli değişikliklerden bir tanesi de kentsel dönüşüm yapacak müteahhit önce belediyeden yani idareden izin alması gerekecek. Peki idareden izin nasıl alacak? İşte idareden izin alabilmesi için %10 teminat yatırması gerekiyor. Yani finansal gücünün de olması gerekiyor. Böyle olmazsa ruhsat alamayacak. Evet öyle kolay hani gittim aldım hemen ruhsatımı hemen işe başlayayım falan böyle bir durum olmayacak. Bu da önemli bir düzenleme. Şimdi tabii e, yapı ruhsatı almadan önce e, yani hani böyle bir düzenleminin yapılmış olması da e, önemli. Şimdi devamında devamında e, Yapılan düzenlemenin içerisinde satışla alakalı bir düzenleme de var. Çünkü neden? Bakın şöyle bir şey var. İşte müteahhit ne yapıyor? Diyelim ki şeye başlıyor. İşte o binayı başlıyor, binayı yıktı, e, yapımına daha başlamadan önce satışa başlıyor. Dolayısıyla işte bu satışa başlıyor ama binayı yapıyor ya da yapamıyor, yarım bırakıyor vesaire durumlar olabiliyordu. E, i̇şte bunları da engellemek için. Yeni düzenleme ile artık bundan sonra müteahhitler öyle istediği gibi kentsel dönüşümle ilgili bir bina yapıyorlarsa e, istedikleri gibi satış yapamayacaklar. Yani şantiyenin daha doğrusu inşaatın tamamlanmasına göre kendisine en az içeride %10 kalmak kaydıyla inşaatın tamamlanmasının en az 110 içeride kalmak kaydıyla satış yetkisi verilecek ve satış yetkisi alabilmesi için idare eden ve kat maliklerinden de izin alması açıkçası gerekiyor. E, tabii bunlar çok önemli düzenlemeler. E, bu düzenleme yani satış yetkisinin de tamamının hani teminat karşılığı veya işte yapılan inşaata göre peyderpey veriliyor olması da işte üçüncü kişilere, başka insanlara Satış yapılamayacağı anlamına da aslında bir taraftan geliyor. İşte bu düzenlemelerin yeni düzenlemenin hepimizin öğrenmesi lazım. Ha bu saatten sonra kimler girerkensel sel dönüşüm müteahhidi olmak ister mutlaka olacak olanlar vardır. Ama bunun için dediğim gibi kendilerini kendilerinin yeterliliğe sahip olması, finansal gücünün olması ve işini gerçekten girdiği zaman yapıyor olması lazım. Ha unutmadan bir başka bir şey daha ee, işte müteahhit ne yapıyor size kira yardımı yapmaya başlıyor kentsel dönüşümle ilgili iş işte anlaşma yaptıktan sonra işte bu anlaşmalar tek taraflı fesih yetkisini siz kullandıktan sonra o kira yardımlarını da müteahhit geri Alamayacak efendim. Böyle de güzel bir şey vardı. Bunlar güzel gelişmeler. E, kentsel dönüşümdeki mağduriyeti özellikle işte bu kat malikleri açısından baktığınız zaman e, şey yapabilecek yani bir noktada mağduriyetleri önleyebilecek gibi duruyor. Zaten yapılan düzenlemede bunun için yapıldı. Eğer siz de işte hala eski bir binada oturuyorsanız. Maalesef böyle bir deprem gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bunları öğrenmeniz ve buna göre bir müteahhit seçip buna göre bu düzenlemeleri bildiğiniz için yani haklarını biliyor olmanız çok önemli. Şimdilik yeni düzenleme bu. Evet başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada işte abone olun, paylaşın, beğeni yapın ve yorumlarınızı ayrıca da bekliyorum. İyi bakın kendinize şimdilik. Hoşçakalın efendim.